Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Fatma Nur. Bu videoda, yani aslında şu an bir anda aklıma geldi. Bir kargo aldım, sipariş verdiğim bir kargo. Ve kargoyu açarken çeksem mi dedim. Sonra dedim ki bunu nereye çekeceğim? Hani rastgele bir vlog çekmiyorum. Şu an bir hafta boyunca neler yiyorum videosu çekiyorum. Sonra onunla alakalı değil, sonra aklıma geldi. Neden? Farklı zamanlarda olsa bile bir aylık olabilir, iki aylık olabilir hani. Bu şekilde sipariş verdiğim, yaptığım alışverişleri sizlere biriktirerek, çekerek, her yaptığım alışverişin kargosu geldiğinde aldığım kargoları açarak neden bir içerik üretmeyeyim dedim. Bence gayet güzel olur. Çünkü ben bu tarz alışveriş videolarını, hani kargolar gelmiş, ne açılmış çok merak ederim. Ve kargo almayı da, bir şeyler almayı da zaten bayılan bir insanım. Şuraya bir ürün yerleştirme değil. Öyle bir içerik çekeyim dedim. Hani tabii ki de burslu bir öğrenci olduğum için çok fazla alışveriş yapmamaya çalışıyorum. İlk alışverişimizle başlayalım. İlk alışverişimiz Style Nanda. Style Nanda Kore'de yaklaşık bir 5-10 yıldır diyeyim. Yani ben kendim bildim bile biliyorum. Bir kıyafet markası. Aslında Style Nanda, bunu kimden duymuştum bilmiyorum ama bu Dongdaemun taraflarında gerçekten bireysel küçük bir butik olarak başlamışlar bu işe. Ama gerçekten çok güzel bir markalaşmaya gitmişler artık. Marketing strateji mi diyeyim, pazarlama taktiklerinden midir ya da gerçekten ürünlerinin kalitesinden midir, fashion algısını güzel gösterdiklerinden midir bilmiyorum. Bu Style Nanda bayağı böyle bir ünlenmeye başladı kıyafet anlamında ve eskiye göre de çok çok fazla fiyatları. Yani böyle marka gibi bile düşünebilirsiniz. Yani Kore'nin tanınmış bilinmiş markalarından. Bu Style Nanda aynı şekilde kıyafetle başlamasına rağmen bir de kozmetik cilt bakım kısmı da açtı kendine. Kozmetik de 3CE. Bir dakika. Okey, önemli değil. 3CE diye sanırım trend yolda görmüştüm böyle. Ya da birilerini de gördüm ama nerede hatırlamıyorum. Türkiye'de de satışı var diyebiliyorum. Tabii ki de Türkiye'de her ürünü olmayabilir. Bu arada bu 3CE, hani Style Nanda'nın lipstikleri, mat lipstikleri. Kore'de biraz daha böyle simli, cıvıl cıvıl renkli şeyler çok ünlüdür ya. Style Nanda büyük ihtimalle benim fikrimce daha nude, daha pastel tonlarıyla ünlendi. Ki ben o tarzı daha çok beğeniyorum. Hani Kore kozmetiğini, ürünlerini beğenmiyorum değil ama bana pastel ve nude tonlar daha çok hitap ediyor. Çok kaliteli rujları daha önce kullandım. İki tane Style Nanda rujumun birisini bir göle düşürmüştüm. Bir tanesini de gittiğim bir kampta unuttum. Böyle bir şey olabilir mi? Yani Style Nanda'yla, gerçi bu benim sadece Style Nanda'da değil, çoğu şeyde başıma gelen bir şeydir. Şimdi açtım sizinle konuşurken. Öncelikle Style Nanda'nın meşhur kozmetik çantaları var. Markayı da şöyle 3CE diye böyle. 3CE. Bunu böyle çok fazla kişide görüyorum. Arkadaşım Nii izliyor mudur bilmiyorum. Nii'nin de var. Benim vloglarımda görmüşsünüzdür. Norveçli, Vietnam kökenli. Şöyle iki tane makyaj çantası. Böyle içini hafif gösteren. Hemen geçiş yapıyoruz Tayland'a arkadaşım. Bunu mesela daha küçük çantalar için sadece ruj falan herhalde koyarsınız. Yani nasıl olacak şimdi size hemen. Style Nanda çantamın içine make-up şeylerini koyayım. Böyle. Bir makyaj çantası. Her şey de sığıyor. Daha böyle yatay şeklinde kalması için de gayet güzel. Bu küçüğü de küçük bir şeyler aldığımda sadece kaşın, sadece kaşın ve ruj sığıyor içine. Omona. Ne ya, bu para cüzdanı gibi sığmıyor bunun içine. Neyse, ruj koyarız. Böyle ruj koymalı. Ruju direkt çantaya da atardım. Gerçi ben onun için almadım, bunu aldım. Yanında da vermişler Nasrettin Hoca'nın yumurtlaması hesabıyla. Sonra geri istemezler umarım. Neyse, şimdi hemen kirlendirmeyeyim. Böyle iki
tane Stylenanda'nın kozmetik. Aa, bu arada bunu da aslında almamın sebebi ne biliyor musunuz? Stylenanda'nın üyeliğini yaptım. Kore'de çoğu markada sitelerine ilk alışveriş yaparken üyelik yaparsanız sizlere bir yeni üye indirimi sunuyorlar. Stylenanda'nın da her ay yeni üyeler için belli kampanyada ürünleri var. Bu ürün sanırım böyle bir 2000-3000 bana mı geliyordu? Kaç para? Buna dur hemen telefonumdan bir bakayım sizlere. Sadece yeni üye mesela 2000 won üyelik indirimi olabilir ya da %20 üyelik indirimi var, 5000 won indirim var. Mesela ayakkabılarda da öyle vardı. Ben Converse'imi de 5000 won indirimle aldım. Çoğu markada bu şekilde indirim oluyor kaydolduğunuzda. Stylenanda'da da bu şekilde bir indirim vardı. Ne kadarmış hemen size bakacağım. Normalde 12.800 won'muş. Yeni üyelere indirimiyle... Yo, ben bunu yeni üyelere indirimden almadım. Bunu yeni üyelere indirim kısmında gördüm. 5.900'dü. Bunu da zaten almak istiyordum ve dedim ki bunu üyelere indirim varmış, alayım dedim. Ama daha sonra bu ayın üyeliğine özel diğer indirimli ürünlerden biri de Stylenanda'nın meşhur allıklarından birisi. Allığın normal fiyatı 17.000'di. O da 6.900'e düşüyordu. Hani Türk mantığı, daha pahalı ürünü indirimli almak daha iyi olur dedim. Diğerini ucuz fiyatla alırım. Mantıklı düşünmemiş miyim? Zaten almak istediğim ürünlerden biriydi yine allığı. Açtım. Ay, ne kadar güzel. Yani kutusu bile çok hoş. Çok pastel yani. Böyle rose beige diye bir renk. Tam olarak pembe de değil. Umarım ışıktan iyi gözüküyordur. Durun bir ışığımı düzelteyim. Böyle bir allık. Bunu aldım. Bu allığı indirimli almış oldum. Size fiyatlarını söyleyeyim o zaman tekrar. Yani aldığı 6.900 won almış oldum. Normalde 17.000 won. Makyaj çantasının normal fiyatıyla 12.800 won aldım. Şöyle görebilecek misiniz bilmiyorum ama indirimli ürünlerde ruj vardı, allık vardı. Bir tane pantolon kıyafet bölümünden. Böyle bluz falan. Kıyafetle işimiz yok, bilemiyoruz. Ben çok arasında kaldım. Rujlarını da denemek istiyordum zaten. Yani tam olarak almak istediğim 3 üründe 3'ü de indirim kısmında vardı. Ama en pahalı olan allıktan yana kullandım indirim ürün kısmımı. Ve buna hariç bir yeni üyelere belli bir miktarın üstünde, hani o miktara göre değişen kuponlar vardı. 7.000 wonluk bir indirim daha aldım. Sanırım 40.000 wonun üstünde alışveriş yaptığım için. Diğer bir aldığım şey, bunu almadım. Bu da yeni üyelere random çorap gönderiyorlardı. Durun bakalım nasıl çorapmış. Çok güzel, yumuşak bir çorap. Yarın Chuncheon'a giderken bunu giyerim sıcak sıcak. Geriye kalan iki ürünüm. Bir tanesi Stylenanda'nın meşhur signature'larından, tint rujlarından. Yani dokunuşu bile o kadar güzel ki. Göreceksiniz benim hep kullandığım. Aslında şu an benim dudağımda rujum da vardı. Bu Peri Pera'nın bir rengi, 23 numarası. Yani neredeyse onunla aynı. Bu renk biraz daha hani hafif turuncu, bu daha böyle şey kalıyor. Daha koyu bir nude kalıyor. Bu daha parlak, böyle bir hani cildime falan bir renk getiriyor. Hani fiyat farkı tabii ki de var. Mesela Peri Pera'lar daha uygun fiyatlı. Ama yani bu rujun da rengini sevdiğim için almasam olmazdı. Peri Pera'dan da memnunum. İkisini de döndür döndür kullandım. Çok güzel oldu. Ve diğer bir üründe, bunu aslında Stylenanda'nınki iyi midir değil midir bilmiyorum ama uzun zamandır, ben Kore'ye geldiğim geleli yaklaşık 1,5 seneye geçiyor ve hiç kaşlarımı aldırmadım. Normalde ben 2-3 haftada bir kaşlarını aldıran bir insandım. Ama Kore'de genellikle Koreliler kaş dövmesi yaptırıyor. Yani kaşları çok fazla yok.
Neden bahsediyordum? Evet, buraya geldiğimden beri hiç kaşlarımı aldırmadım. Sadece kendim cımbızla çakanlarını etrafını toparlıyorum ve hafif kesme kısaltma yapıyorum. Ama aslında kaşlarım kendi doğal yolunu buldu gibi. Yine de bazen uzun kaldıkları için böyle bir hani kaşlarım gayet yerinde. Renginden de bir sıkıntım yok ve ben kaş boyamayı biraz sevmiyorum. Çok böyle bir yapay görüntü veriyor bende. Yani benim kaş rengim, saç rengim de çok uyumlu. Ama böyle bir kaş sabitleyici. Hem tarayıp hem de onu sabitlemek için bir ürün istiyordum. Ve böyle bakıyordum sürekli. Benefit'inkini falan mı alsam diye düşünmeye başlamıştım. Çok pahalı işte Benefit. Sonra bunu alışveriş yaparken hani bu ürününü gördüm. Bildiğiniz şeffaf kaş taramalı. Kaşınızı tarayarak sabitlediğiniz bir ürün. Allah, şimdi yine kapandı diyecek. İşte bu aradığım ürün. Kaşımı tarıyorum ve sabitliyorum. Böyle bir şey istiyordum. Bunu da Stylenda'dan almış oldum. Yani bunun çok farklı bir, ay bu çok kötü, çok iyi fark edeceğini düşünmüyorum. Sabitler, tarar. Bunu daha ucuz bir yerden de alabilirdim belki ama o çok da pahalı değildi. 12 bin won mu, öyle bir şey olması lazım. Fiyatlarını detaylı olarak yazarım. Linkini de bırakırım aşağıya açıklamalara. İncelemek isteyenler oradan inceleyebilirler. Yani sizinle bu Stylenda alışverişimde kutusunu, kargosunu açtım ve paylaştım. Bakalım bir sonraki alışveriş ya da bir sonraki kargo açılışı ne olacak? O zaman bir sonraki kargo açılışına doğru bam! Merhaba! Şimdi sizlere ikinci bir alışveriş paketimle selamlıyorum. Bugünün alışverişimde de bu iki tane Zara parfümü aldım. İkisi de aynı parfüm ama birisi sürekli hani yanımda taşıyabileceğim daha küçük seyahat boyutu. Sprey şeklinde değil, böyle daha sürme parfüm gibi. Şöyle sürdüğünüz bir şekil. Bu Zara'nın Fields at Nightfall diye bir parfümü. Aslında normal klasik Wonder Rose'lardan, hani Rose serisinden bir tık daha pahalıydı. Bu kaç milim? 100 milimmiş. Bu 100 milimlik parfümü 29 bin won aldım. İndirime de giriyor bazen parfümler. Ama yani çok indirime de girmiyor parfümler yani. Bu da 8 bin won'du. Aslında bu mesela 10 milime 8000 won. Hani bu çok fark ediyor. Ama böyle sürekli de büyük parfümleri yanımda taşımak istemiyorum. Şöyle size açayım. Kokusu güzel. Bunu hemen geçen alışveriş videomda gördüğünüz Tayland'da makyaj çantamın içine Zara parfümümü de atıyorum. Bir şey olursa hemen böyle bir güzel kokmak istersen çantamda, acil paketimde hazır paketimde bulunuyor. Böyle de Zara'nın parfümünü aldım. O zaman bir diğer alışveriş klibinde görüşmek üzere. Merhaba. Geçen gün hemen o videonun arkasından nasıl geldik? Hemen bir internet sitesine girdim, Olivia Young'ın online alışveriş sitesine. Ve sonra şeyi fark ettim. Aslında Olivia Young çok yakın. Hani şuradan yürüyerek git, yarım saat her şeyini alır gelirsin. Böyle online sayfasını incelerken Payco diye bir ödeme sistemi var. İnternetten ödeme sistemi şeklinde. Orasının böyle bir indirimi vardı. 2000 won mu, 3000 won mu öyle bir indirim geliyordu. Bir de benim uygulamaya özel ekstra bir 3000 won mu, 4000 won gibi bir indirimim vardı. Dedim bunlar hep oluyor da ben kullanmıyorum. Çünkü Olivia Young her yerde ve çok yakın yerlerde bulabiliyorsunuz. Dedim bu sefer bu şekilde online'dan söyleyeyim. Ve online'dan da almak istediğim ama mağazalarda olmayan birkaç ürün vardı. Şimdi size aldıklarımı sırayla göstereceğim. Öncelikle çok basit bir cımbız aldım. Aslında pahalı olduğunu düşünüyorum ama bence cımbızlar önemli. Çünkü böyle alırken kaptırırsanız falan çok acıyabiliyor. Benim çok güzel bir cımbızım vardı Türkiye'den aldığım zaman da. Türkiye'de gittiğim kuaföre böyle getirtmiştim. O güzel hani kuaförde kullanılan kaliteli cımbızlardan. Ama sanırım buraya taşınırken falan kaybettim onu. Şu an acil bir cımbız ihtiyacım vardı. Hatta hafta sonu falan çok cımbız alıp almaya gitsem mi dedim ama bunu sipariş verdiğim için de böyle dayandım. Yani bayağı acil ihtiyacım vardı. Hemen bir deneme yapalım mı? Gayet
gayet iyi. Yani bildiğiniz bir cımbız. Bunu kaybetmeyeyim. Umarım diğer cımbızımı da bulurum yani. Hani buna para verdiğime yanmıyorum ama o cımbızım kaybolmasın. Evet, çok basit bir tane de şöyle bir şey aldım. Böyle bir indirimdeydi. Yani cilt bakımı falan yaparken şöyle nasıl bir toz attı. Şey yapmak için deneyelim. Bakın sizle ne kadar etiketecek bakalım. Burada benim bir aynam var. O gayet güzel topluyor. Mama. Aslında beklediğimden daha iyi toparlıyor. Benim çok bebek saçlarım vardır buralarda. Hani olabileceğinin bir sınırı var ama gayet güzel. Böyle bir şey aldım. İndirimdeydi. Yani online'da da var. Daiso'dan 1000 won'a falan alırsınız aslında bunu. Gerçi o da 1500 won gibi bir şeye geliyordu. Sonra Real Technique'in allık fırçasını aldım. For blush and bronzer. Ben Real Technique'in fırçalarını beğeniyorum. Türkiye'deyken şu anki kullandığım göz fırçalarını böyle bir set olarak almıştım. Hani dağıtma fırçası şeklinde bayağı bir göz makyajı için olan fırça setim Real Technique'in var. Yine bu şöyle bir allık. Bu arada bunu alırken aklımdaydı. Bak her şeyi alırken unutmuşum. Türkiye'ye gelirken şeyimi de getirmemiştim. Böyle allık fırçalarımı temizleme kabı falan şeklinde. Onlardan da bir almam lazım. Son zamanlarda eskisi kadar makyaj yapmadığım için çok fazla ihtiyaç duymuyorum. Bir de online'dan alırken şöyle bir concealer fırçası aldım. Bu da Elf'in daha uygun fiyatlı. Concealer fırçası daha önce kullanmadım. Önce bir uygun fiyatlı bir şey alıp denemek istedim. Eğer gerçekten concealer fırçasının böyle bir uygulama kısmını beğenirsem daha kaliteli bir şey alırım ki belki de Elf'ten de memnun kalırım. Böyle bir Elf'in de concealer kapatıcı fırçasını aldım. Cımbız allık fırçası, kapatıcı concealer fırçası, saç bandı ve Kologram diye bir marka var. Kore'nin bu meşhur büyüdü markalarından. Böyle tatlış rujları, tatlış farları falan var. Bu Kologram'ın daha önce de sürekli mağazada sürekli out of stock falan oluyordu. Ben göz makyajımı yaparken şu gözaltı pınarlarıma ve şu başlangıçlarına hafif böyle beyazımsı ve böyle daha altın sarısı tonlarda böyle bir şey sürüyorum. Bu da bildiğiniz böyle bir kalem ama iki taraflı. Daha böyle tek bir kalemle işinizi halledebileceğiniz gibi şöyle göstereyim. Ay bunu da hep yapmak istemişimdir. Şöyle göstereyim. Bu kısmı biraz daha kahve tonunda. Bu kısmı daha beyaz tonunda. Açarak da göstereyim. Gördüğünüz gibi bu kısımda böyle daha kahve şey tonunda. Aslında sırf şu kısmı için aldım ben bunu. Size tam olarak istediğim şey. Hemen bir deneyebilir miyiz? Yani farla da olabiliyor ama böyle kalemle daha güzel bir görüş oluyor. Daha önceden de Misha'nın bu tarz bir şeyini kullanmıştım. Ondan çok memnundum. Böyle göz altlarımın o farı çok uzun süre kalmıyor gibi. Normal göz farım için şey kullanıyorum. Bas kullanıyorum daha uzun süre kalması için falan. Ama dur bir de karşı tarafını da deneyeyim. Kahve kısmında. Yani böyle bir Kologram'ın göz kalemini aldım. Bu da indirimdeydi. Her şey çok indirimdeydi. Ve neredeyse 3000 won demiştim. Bu Payco diye bir ödeme sistemi var. Kore'de yaşayanlar, öğrenciler falan varsa baksın. Neredeyse 5000 won diye, 3000 won diye 5000 won indirim aldım Payco'dan. Payco şey gibi, nasıl diyeyim, sanki bir uygulama. Bu uygulamaya para yüklüyorsunuz ya da kredi kartınız direkt o uygulamayla bağlantı yapıyorsunuz. Ve bu tarz online alışverişte direkt Payco kullanabilirsiniz. Hani Payco ile ödeme diyerek.
ya da böyle bazı kafelerde, restoranlarda PayPal ile ödemede %10 indirim ya da bazen kampanyalar oluyor belli markalara 2000 won indirim. Burger King'e gittiğinizde, McDonald's'a gittiğinizde, mağazaya içeriye girdiğinizde böyle makinelerden ödeme yapıyorsunuz. Orada PayPal ile ödeme seçerseniz falan indirimler olabiliyor. Ben de daha önceden, çok önceden indirmiştim ama ilk defa kullandım. Bu şekilde de indirimleri almış oldum. Bir diğer ürünümüz de Holike Holika'nın Essential Serum diye bir şey. Yani Essential Serum derken ne? Lush, kirpik serumu. Kore'de çok önceden sürekli kullanmak istiyordum. Şöyle baktığınızda sanki böyle ruj gibi, şey gibi ama açtığınızda maskara şeklinde çıkıyor. Normal kirpiklerinize sürüyorsunuz. Şu an bende maskara olduğu için sürmeyeceğim. Bu kısmıyla da böyle daha uçlarına, diplerine falan yapıyorsunuz. Sürekli sabah kalktığınızda sürebilirsiniz maskaranızı sürmeden önce, yatmadan önce. Eğer sürekli maskara kullanmıyorsanız sürekli böyle kirpiklerinize bakım yapmak için. Benim son zamanlarda böyle kirpiklerim dökülüyormuş gibi geliyor. Ve gerçekten hafta içi laba giderken çoğu zaman makyaj yapmıyorum. Ve öyle zamanlarda tam olarak bakım yapmak için çok iyi olabileceğini düşündüm. Yani öyle. Bunda Jeyu diye bir YouTuber'ı takip ediyorum ben. Böyle seviyorum videolarını falan. Çok fazla şey vardı. Olive Young'ın çok fazla satan markalarından da var bu şekilde Lush'lardan. Clio'nun da, ben Clio'yu genel olarak marka olarak severim. Onun da yeni çıkmış. Daha bugün gördüm ama ben çoktan bunu sipariş vermiştim. Gerçi Holika Holika'dan memnunum falan demişti o Jeyu diye YouTuber. Onun tavsiyesiyle bunları aldım. Sizinle bir yeni bir alışverişle daha karşınızdayım. Şimdi kupandan bu arada yeni, yani daha doğrusu yeni odam değil, normal odama geri geldim. Ne aldım? Aslında bu alışveriş videosu gerçekten sadece Kore kozmetik ve cilt bakım ürünleri olmuş oldu. Herhalde nadir bir ürün göstereceğim size bu olmayan ama başlığı Kore kozmetik ve cilt bakım ürünleri diye yaparım herhalde. Philips'in. Böyle bir makas alayım elime. Gerçi makas açmama gerek yok herhalde. Bu ne biliyor musunuz? Gayet gördüğünüz bu kazaklarda, triko tarzı şeylerde oluşan bu tüyler var ya. O tüyleri yok etmek için. Mesela kabanlarımda falan da sürekli atkı takmaktan böyle bir tüy falan oluşuyor. Onları önlemek için. Büyük ihtimalle pili yok. Pille çalışıyor. 10.000 won şeklinde, 10.000 won'du. Bu şekilde pil takarak sürekli o şuradaki mesela tüylenmeleri almaya çalışacağım. Bu kazağımı ben Mango'dan aldım. Gayet de güzel bir para ödeyerek aldım. Yani 3-4 sefer anca giymişimdir. Ama birden de yok o. Şuradaki böyle tüylenmeleri görüyor musunuz? Yani bir tarafı aşırı derecede böyle tüylenmeye başladı. Hemen bir bakayım. Olacak mı? Başladı. Çok iyi. Bakın şu kısımdaki aldığı tüye ve
Çok iyi değil mi? Bitirdi. Şuralarda biraz daha kalan kısımları var. Onu şöyle yapmam gerekiyor büyük ihtimalle. Ay aslında da yemeğe gideceğim yemekhaneye. Mesela buraları şimdi tübeye böyle de yapalım. Ben artık bununla birlikte yaşarım gibi büyük ihtimalle. Neyse şimdi bunu bitirelim. Sonra diğer bir ürüne geçeceğim. Böyle bir göz eye patch aldım. Son zamanlarda böyle yani göz altlarıma çok beğeniyorum. Kudal'ın C vitaminli Dark Spot Eye maskesini. Ama her ne kadar olursa olsun gerçekten artık yaş 26 olacak. Göz bakımı özellikle şu kısımlar hani çok önemli kırışıklıklar için. Ve böyle cilt bakımıma da Glow Up'tan dolayı Glow Up videosu çekmeye çalışıyorum. Böyle elimden geldiği kadar ya, böyle deneyeceğim her şeyi, özen göstereceğim dediğim için bir tane eye patch söyledim. Kore'de de böyle kuponda çok satanlardan biriymiş. Hani Gold Collagen Eye Patch diye. Yani bir deneyeceğiz. Şöyle açayım ben. Size de göstereyim. Ah, bileğim acıdı. Bu kadar mı sert? Böyle göz petleri. Böyle bir tane de kaldırıp kaşığı gibi bir şey var. Kaldıra kaldıra göz altlarıma ve sadece göz altları değil şu kısımlara da boynumdaki böyle çizgilere falan da kullanabilirim. Böyle bir bakım şeyi aldım. Sonra bir tane de, bu işte ekstra bir alışveriş aslında. Bu mu ya? Yanında fırçası var diye sevinmiştim. Küçücük fırçaymış. Gerçi allık fırçam var da. Bu da dün bunları alırken şeydi. Bunlar kupon, hızlı teslimatla gelen ürünler. Bunlardan 20 bin wonun mu üzerinde alışveriş yaptığınızda 20 bin won de 30 bin won mu ne? 5 bin won böyle bir indirim bir şeklinde bir şey oluyordu. Ben de tüm hepsini yapmışken bunu alsam mı almasam mı dedim. Ama böyle alasım da vardı, yanında fırçası falan da var. Gerçi bu tarz bir şey istiyordum seyahat çantalarımı falan yapmak için. Onları o tarz şeylerde kullanırım. Bu Art School'un daha önce de kullanmıştım bronzer şeklinde olanını. Ama şu aralar şeyinkini kullanıyorum, Peripera'nın olanını kullanıyorum. Bu rengi çok daha böyle ginger yani turuncu. Kiremit rengi bir allık efekti veriyor. Şu an yüzümde makyaj yok ama sizlere bir deneyeyim. Belli oluyor mu ki? Neyse umarım bu içeriği de bu şekilde çektiğim şeyleri de beğenmişsinizdir. Eğer benden sürekli böyle alışverişlerim, kargolarım şeklinde içerikler istiyorsanız aşağı yorum olarak bırakmanız yeterli. Hani tek seferde çok fazla alışveriş yaptığım için olmuyor olabilir ama böyle bir aylık, iki aylık belli bir süre boyunca ben sizin için onları sürekli kargolarımı açtıkça ya da alışveriş yaptıkça çekerim ve daha sonra sizlere böyle bir toplu olarak editleyip bir içerik çıkarırım. Bu videoyu da izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bye bye.